Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle kısa ama öz bir video çekeceğiz. Bugün iOS'ta da Android'de de deprem uyarı bildirimleri nasıl açılır? Adım adım bunları göstereceğim sizlere. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da yaşanan deprem sonucunda herkes tekrar İstanbul'daki yaşanacak depreme tedirgin olmaya başladı. Depremi önceden biliyor olmayı istemek oldukça doğal oldu bizler için. Ve bunun için de geliştirilmiş teknolojiler var tabii ki. Bazı telefonlarda tutuyor, bazılarına tutmuyor ama hepimizde açmakta fayda var diyebilirim. Öncelikle Android'den başlayacağım. Oldukça kolay bir şekilde deprem uyarı sistemleri açılıyor. Bu deprem uyarı sistemlerini açtığınızda 4.5 üzeri depremleri size depremden 1 dakika 30 saniye önce bir alarm sesiyle sizlere bildiriyor. Bence oldukça hayati bir öneme sahip bir teknoloji diyebilirim. Peki nasıl açılıyor? O zaman Android'le başlıyorum. Elimde Samsung'dan bir telefon var. Ekran kaydedicimi açıyorum. Öncelikle telefonunuzun ayarlar kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada daha öncesinde Google sistemleri üzerinden de deprem uyarılı bildirimlerini açabilirsiniz. Ama telefon aşağısına geldim. Hemen burada güvenlik ve acil durumu görüyorsunuz. Buraya girdiğim zaman size birçok böyle acil durumlarda yardımcı olabilecek şeyler bulunuyor. Ben buradan ilk önce deprem uyarılarını göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz üzere buraya basıyorum. Bizde deprem uyarılı sistemleri açıkmış ama hemen şuradaki tuşa bastığınızda gördüğünüz gibi deprem uyarı sistemi açılıyor. Hemen aşağıda da zaten bunun animasyonunu gösteren, şöyle tanıtımını göster dediğinizde. Evet. Size bu şekilde bir uyarı yolluyor arkadaşlar. 4.5 üzeri depremlerde yakınınız çevrenizde bir deprem gerçekleştiyse bunun gibi uyarılar alıyorsunuz. Bence oldukça önemli bir teknoloji diyebilirim. Sizin telefonunuzda varsa mutlaka açın. Zaten burada da gördüğünüz gibi unutmayın, deprem uyarıları tüm bölgelerde desteklenmez. Her deprem algılanmaz. Şiddet ve sallantı yoğunluğu tahminlerine göre hata yapabilir. Ama sallantı başlamadan öncesinde uyarıyı alıyorsunuz. Tabii sonrasında gelenler de oluyor. Keşke öyle olmasa, çok daha öncesinde çalışsa ama öncesinde alabiliyor ihtimali olması bile bence oldukça önemli. Bunun yanı sıra burada acil durum SOS, acil durum paylaşımı, konum paylaşımı hizmetleri gibi hizmetler de var. Onlara da kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle acil durum kişileri var arkadaşlar. Buraya o an size yardımcı olabilecek kim varsa, kimi aramak istiyorsanız acil durum ekle kişisi dediğinizde sizin rehberinizdeki insanlar çıkıyor ve buraya ekleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra acil durum SOS var arkadaşlar. Burada da olduğunuz durumda yandaki düğmenize, güç düğmenize 5 kere bastığınız zaman sizin konum paylaşımınızı ya da o mesajınızı, daha öncesinde ayarladığınız mesajınızı kişilerinize ya da kimi ayarladıysanız ona gönderiyor. Burada da uyarı sesimiz var. Yine onu da sizlere kısaca göstermek istiyorum. Böyle bir durumda bu uyarı sesini sizler yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da çıktım. Bir de acil durum paylaşımı var. Bu acil durum paylaşımına geldiğinizde yine eklediğiniz kişiye bildirim yollayabiliyorsunuz. Mesela ben buradan kişi ekle dediğimde bu acil durum kişisine yukarıda da yazdığı gibi geçerli konumunuzu göndermenizi, acil durum kişilerinizden yardım istemenizi sağlıyor. Eğer konumunuz doğruysa o anki konumunuzu o kişiye yolluyor. Bence oldukça güzel. Eğer telefonunuz elinizde ise bu ayarlara bir gözden geçirmenizi mutlaka öneririm. Ne olur ne olmaz, artık dünyanın hali, her şey başımıza gelebilir. O yüzden bu acil durum güvenlik tarafına bir bakın derim. Oradaki kişilerinizi belki de güncellemek isteyebilirsiniz. Dedikten sonra şimdi biraz da iOS'a geçeceğim. iOS'ta da bu bildirimi açmak oldukça kolay. Yine telefonumun ayarlarına geldim arkadaşlar. Bu ayarlardan hemen yukarıda bildirimleri gördünüz. Bu bildirimlerin en aşağısına indiğiniz zaman hayati uyarı bildirimleri diye bir seçeneğimiz var. Gördüğünüz gibi bunu aktif hale getirdiğiniz zaman size acil durum bildirimleri telefonunuz yolluyor. Bu kadar kolaydı. Burada peki Android'deki gibi acil SOS var mı diyorsanız tabii ki iPhone'da var. Hatta çok da gelişmiş. Buradan da yine acil SOS tarafına bastığınız zaman basıp bırakıp ara, düğmeye 5 kez basarak ara gibi yine Android'de olan özellikler bulunuyor. Sessiz ara gibi özellikler burada yer alıyor. Sizin telefonunuzun işletim sistemi hangisi ise bu ayarlara girip bakmanız oldukça önemli. Bu kadardı. Bu acil durum SOS kişileri sadece deprem zamanında değil, herhangi bir kaçırılma, yangın ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir felakette sizlerin yardımınıza koşabilecek ayarlar. Bence es geçilmemesi gereken de ayarlar olduğunu düşünüyorum kendimce. Umarım böyle felaketler yaşamamanızı temenni ediyorum. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ayarlarınızı açmayı unutmayın. Allah kimseye deprem bir daha yaşatmasın. Dedikten sonra videoyu kapatıyorum.
geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.